Vay be. Umduğumdan çok daha önce geldiniz buraya. Ranvir'e söylemiştim. Beni buradan çıkaracaksın demiştim. Küçük kardeşinin benim çocuğuma hamile olduğunu öğrendiği zaman beni çıkarmak zorunda kalacaktı. Seni çıkarmaya gelmedim. Ne? Buraya kontrole mi geldin? Yoksa Dişe bana evlilik mi teklif edecek? Bu dünyadaki hiçbir aile sana kızını ya da kız kardeşini vermeyecek. Sana onun hayatını mahvetmen için talimat veren kişinin ismini öğrenmeye geldim. Yoksa sen bilmiyor musun? Şimdiye kadar öğrenmişsindir sanıyordum. Ama demek ki herkes gibi seni de kandırmış. Ne yapalım? O öylesine akıllı, yetenekli ve çekici bir insan ki hiç kimse ondan asla şüphelenmiyor. Zaten o bu yüzden başarılı bir iş adamı. Bak, saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Biliyorum. Gerçekleri öğrenmeye geldin. Ama gerçekler ağır gelebilir. Çünkü bu kişi senin sevgili kocan Ranvir. Sadece Dişa'yı değil, aynı zamanda seni de kandırdı. Ranvir senin Çırak'la evlenmene engel oldu. Parek ailesine davayı kaybettirdi. Sonra da benden Çırak'ı kaçırmamı istedi. Bütün bunlar Ranvir'in planıydı. Parek ailesinden intikam alma planı. Evin kızlarının ailenin onuru demek olduğunu biliyordu. Bu yüzden önce Dişa'yı, sonra da seni hedef aldı. Ben Dişa'yla bir oyuncak gibi oynadım. Ve Ranvir de seninle oyuncak gibi oynadı. Kes şu saçmalığı. Bu bir yalan. Bu gerçek. Neden? Sen söylediğin için mi? Ben söylediğim için. Eğer iki insan da aynı şeyi söylüyorsa, o zaman doğruluk payı artır. Sana söylemiştim. Ranvir'e güvenilmez. Şimdi Ranvir'in sağ kolu bile aynı şeyi söylüyor. Önce Rishi'nin Dişa'yı kandırmasını sağladı. Sonra da iftira atıp hapse yolladı. Düşün Ishani. Bunu en güvendiği adamına bile yapabiliyorsa sana neler yaptı? Sen niye araya giriyorsun ki? Onunla ben konuşuyordum. Onun sana kızgınlığı geçmedi. Seni dinleyeceğini mi düşünüyorsun hala? Çırak'ın öyle bir büyüsü vardır ki etkisi hiç geçmez. Bu kızı 2,5 yıldır tanıyorum. Sersemin teki, duygusal bir budala. Hatta her önüne gelene güvenmek ister. 10 saniye içinde karşıma dikilecek ve benden özür dileyecek. Diyecek ki, "Üzgünüm Çırak. Ben seni çok yanlış anlamışım. Bir daha senden şüphelenmeyeceğim asla." Çok yanılmışım.
Ama ikiniz gözlerimi açtınız. O adama tekrar tekrar güvendim. Ve yeniden ihanete uğradım. Ama sana bir daha ne güveneceğim, ne de ihanete uğrayacağım. Neden biliyor musun? Önceden Ramir ve sen gözümün önündeydiniz. Ama şimdi aranızdaki fark gözümün önünde. Benim için yapmadığın her ne varsa Ramir hepsini bir haftada yaptı. Biliyor musun? O bana hiçbir zaman güvenmemi söylemedi. Ben yine de güvendim. Neden biliyor musun? Güven istemekle olmaz. Güveni kazanman gerekir. Ve bir şey daha. Ramir'e ne kadar çok iftira atarsan ona o kadar çok bağlanacağım. O hiçbir şeyi gösteriş için yapmıyor. Ama bunu fark edememiş. Çünkü sana olan aşkım beni kör etmişti. Ama artık akıllandım. Artık beni aptal yerine koyamazsınız. Sana gelince sakın Disha için sana yalvaracağımı falan zannetme, tamam mı? O yalnız değil. Ben ve kocam onun yanındayız. Ne diyordun sen? Hani senden özür dileyecekti? Sana ne demiştim? O sersemin teki. Ne yaptığını bile bilmiyor. Her neyse. Benden istediğin şeyi yaptım. Şimdi beni buradan çıkar. Evet, biliyorum. Neler olduğu önemli değil. Ama bir şey kesin. Caziben azalıyor. Veranvir'in cazibesi Ishani'yi etkisi altına alıyor, öyle değil mi? Ne güzel. Ramvir'i ne güzel övüyorsun. He? Acaba içeride mi çürüsen? Hayır dostum, aslında ona sallıyordum ben. Dinle. Ishani'yi etkilemek için kullandığı cazibeyi Ishani'nin babası üstünde de kullandı. Bu yüzden evden kovulmasına rağmen Ranvir'le hala görüşüyorlardı. Hatta öldüğü gün bile Ranvir onunla görüşmeye gitmişti. Ve herkes ne onu... dedin sen? Ne dedin? Harshad Barak öldüğü gün Ranvir orada mıydı? Evet, doğru. Evden kovulmuş olmasına rağmen Ranvir'i çok seviyordu ve ona herkesten çok güveniyordu. Sürekli görüşürlerdi. Ama evdeki kimsenin bundan haberi yoktu. Yani Harshad Barak öldüğü gün Ranvir'in orada olduğundan emin misin? Evet, eminim. Ranvir'i Harshad Barak'e ben götürmüştüm. Ama neden böyle heyecanlandın ki? Çünkü şu anda çırağın eline sihirli bir lamba geçti. Ranvir'e hala güvendiğini söylemek için mi gittik yani? Buna inanamıyorum. Bunlar Ranvir'in planı. Benden intikam almak istedi. Ben hamile kalınca Rishi'yi hapse yolladı. Ve böylece bütün hayatımı mahvetti. Ranvir böyle bir şey yapmaz Disha. Rishi onu suçladı diye sen de onu böyle suçlamamalısın. Onun gözlerinde gördüm Disha. Çırak ve Rishi yalan söylüyorlardı. Tabii ya. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Ranvir sana asla yalan söylemez. Geçmişle uğraşmayı bırakıp önümüze bakmamız daha iyi olur Disha. Ranvir'in bize ne kadar iyilik yaptığını görmüyor musun? Tabii ki edecek. Ama iş hani benim hayatım mahvoldu. Bir şey olmadı Disha. Ben varım. Mutlaka bir yolunu... Hayır. Sen bir şey yapmayacaksın. Ben Manas'la evleneceğim. O çocuğun kendisinin olduğuna
Onu ikna edeceğim. Ha? Başkasının çocuğuna babalık. Kimseyle bu şekilde evlenemezsin Dişa. Ne yapayım? Ne yapmalıyım? Bekar mı kalayım? Bak Yeşen'i. Bütün bu olanlar senin kocan yüzünden oluyor. Bu yüzden bana akıl vermesen çok daha iyi olur. Kendim hallederim. Dişa, nereye gidiyorsun Dişa? Bırak beni. Manas'ın ailesi geliyormuş. Düğünü konuşacaklarmış. Eve dönelim. Ona hakikati anlat. Manas'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Öyleyse ben söylerim. Yalanlar üzerine aile kurmana izin vermeyeceğim. Peki tamam. Manas'a her şeyi anlatacağım. Ama şimdi gidelim, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.